Hadi bak şimdi başlayalım. Hazırsanız başlayalım. Tamam, fazla vaktimiz yok çünkü. Merhaba. Efendim. Maviler içerisinde çok teşekkür ederim. Sizleri. Çok mersi. Her hafta ışık olmak zorunda olmak çok zor bir şey. Bayağı bir emek ve vakit istiyor. Giyiyorsun, modeller bitiyor, kumaşlar azalıyor. Bir gün mini, bir gün uzun. Kıbrıs'ta ayrı, İstanbul'da ayrı. Halk konserinde ayrı. İşte bu tarz kazino yerlerinde ayrı. Hepsinin böyle ayrı ayrı dengeleri var. Evet, güzel bir açılış olacak. İnşallah. Bizimle ayağımız uğurludur. Bu çok mutlu ediyor beni. Bu Uğurlu Gülben diye de bir yazı gördüm geçen hafta. Yeni açılışlara çok denk geliyoruz. Belki de denk gelmiyoruz, öyle istiyorlar. Bir kere mekan kazandırmak çok önemli bir duygu. Yıllardır bir sürü meslektaşım, mesela Bostancı Gösteri Merkezi'ni yaşatmak için, ayakta tutmak için, Günay'ı aynı şekilde. Belli mekanlar var ki kaybetmek istemiyoruz oraları. Rumeli Sarı nasıl alındı bizden. Çok üzgünüz bu konuda. Çok güzel konserler vermiştik orada. Yeni mekanlara şans vermek için kendimiz de yeni bir mekan kazanmış oluyoruz aslında. Sadece karşı tarafa değil. O yüzden önemli benim için. İnşallah güzel geçer. Sizinle başlangıç yapmalar diğer sanatçılar için de çok önemli. Sizin ayağınız mekanlar için uğurluysa... Ne diyorsun? Senle röportaj yapalım. Çok güzel konuşuyorsun ya. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, Gülben Hanım, uzun süre oldu. Şimdi sahneye çıkacaksınız birazdan. Öncelikle duygularınızı alalım, oradan başlayalım, daha sonrasında devam ederiz. Yani her sahne öncesi bitmeyen çok tatlı bir heyecan bu. Hiçbir zaman da bitmesin. Önümüzdeki konser takvimine baktığımızda aslında her hafta sonu bir yerde konserdeyiz. Bazen başka şehirde, bazen başka ülkede. Şimdi konuştuğumuz bir Azerbaycan işi var, bir Bulgaristan işi var, yılbaşında Kıbrıs var. Yani bir sürü şehirlerde, ülkenin farklı farklı yerlerini bu pandemide hepimiz hüzünle geçirdiğimiz için bütün müzik severler adına, izleyici ve dinleyici adına da aslında herkesin eğlenmeye ihtiyacının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bizim işlerimiz iyi, gelen insanlara da neşesi ve mutluluğu iyiyse ne hala. Bazen yorulmuş görüyoruz sizi. Nerede görüyorsun beni yorulmuş? Hayır, sahnede mesela. Unutma ki. Evet, biliyoruz size hiçbir şey olmaz. Ona getirecektim konuyu zaten. Yok, yoruluyorum, haklısın. Evet, bazen yorulsun, sahne monitoru çok fazla geliyor. Dinlenmeye de zaman ayırıyorsunuz, biz de bunu biliyoruz ama hiç korkmuyoruz, size hiçbir şey olmaz. Bunu hiç korkma, evet, ama ben dinlenmeye hiç vakit ayırmıyorum. O benim çok kötü bir huyum. Beni çok yakından tanıyanlar söylüyorlar. Bir üç günde kendini ayırsan falan. Böyle çocukların mesela şu anda okulları tatil, pazartesi günü okullar açılacak. Onlara endeksli bir biçimim var ya da anneme endeksli. İşte o pazartesi günü şuraya gidecek, salı doktor kontrolü var. Hep böyle kafamda ordunun toplantısı var, budun bir şey var. En ihmal ettiğim şey aslında kendim. İnsan kendisine daha çok vakit ayırmalı. Tatil planları yapıyorum, Instagram'a koyuyorum. Bu hafta gidiyorum, başardım falan filan. Hiç öyle bir şey yok. Olacak inşallah. Şu an ilk fırsatta nereye gitmek isterdiniz? Yurt dışına gitmek isterdim. Çünkü yurt dışı, yani Avrupa'da olabilir, sıcak bir yerde olabilir. Selin gitmiş, görüyorum böyle bakıyorum Maldivler tatiline. Çok güzel. Ona da DM yazdım. Dinlenmek çok doğru bir yatırım aslında. İnsanın kendisine yaptığı çok doğru bir yatırım. Döndükten sonraki verimin 5'e katlıyor çünkü. Ama siz o kadar tatil hepimiz için geçerli. Ben 5 gün diye gittiğim yerlerden 3. gün geri dönüyorum. Hep benim asistanım çok alışık. Mesela 5 gün bu sefer kesin kalacağım 5 gün. Görürsün bak, telefonu açmayacağım falan. Tak 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 akşama telefon açık. Bir baksana millerimiz yanıyor mu? 3. gün dönebilir miyiz falan diye. Yana yakıla 2. günde döndüğüm oluyor. Evet. Hem sahneler hem o tatili, bu karmaşanın haricinde de bir çalışmalar falan vardı senin çalışmasında durumda. Ben stüdyoya giremedim, yani geçen ay hakikaten çok yoğundu. Bu ay biraz rahatlarız, gireriz dedik bu ay için. Taşkın'la konuşacağım sahneden indikten sonra. Ama acelesi olmayan bir şey bu. Single sözümüz var, yılbaşına kadar çıkartmak üzere. Önümüzdeki hafta girersem Aralık'ta çıkar, sizin de haberiniz olur. Şimdi beklentiler hep yüksek oldu Gülben Ergen. Seçerek nadiren yapar, evet. Ama hep hitleri yapar. Ama çok, bu sefer nasıl bir şey geliyor? Çok güzel bir şey geliyor. Çok böyle kalbimize. Gökhan Tepe'nin hangi şarkısı kalbimize dokunmuyor ki yani? Onun zaten öyle oldu şarkıyı seçerken de. Güzel güzel seveceksiniz. Ben önden böyle bomba gibi geliyor, yer yerinden oynayacakları falan sevmiyorum. Beklentiyi çok yükseltiyor çünkü. Dediğin gibi hiç yanılmadık. Ne infilakta, ne aşkla aynı değildi, ne kalbimi koydum da uzun yıllar yaptığımız single'lara, albümlere bakarsak dinleyiciyle barışık, ortak bir zevkimiz var bizim. O aynı tatta, aynı şekilde. Tabii ki kendimizi yenileyerek ve tekrar etmeyerek
böyle devam edeceğiz. Hadi sizin için o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben de sizi özlemişim. İyi akşamlar. Tamam peki. Ayaküstü alışveriş merkezlerinde olmuyor ya. Böyle daha güzel oluyor. Ama onların da tadı başka. Evet doğru.